Merhabalar tatlı güzel ruhlarım, nasılsınız? Umarım herkes çok iyidir. Bugün geleceğe yönelik bir okuma yapacağız. Bakalım gelecek enerjilerinde sizin için neler var? Bütün burçlar izleyebilir. Ben bir burç ayrımı yapmıyorum. Son birkaç defadır böyle yorumlarda burçlar için de işte Koç burcu için de yorum yapar mısın gibi yorumlar gördüm ama burada zaten eğer buraya çekiliyorsanız içinden alacağınız mesaj vardır diyorum ya. O yüzden bir ayrım yapmaksızın ben tamamen böyle sizin enerjinize göre salıyorum videoları ve zaten size yarayacak videolar sizi buluyor. O açılımlar size ulaşıyor. Buna inanıyorum ve ulaşmaya da devam edecek. Buna inanıyorum. O yüzden karşınıza çıktıysa izleyebilir ve içinden alacağınız mesajları değerlendirebilirsiniz. Tabii ki de açılımların başında eğer böyle belli bir konu belirtmediysem dileğiniz, niyetiniz, sorunuz neyse bunları içinizden geçirebilirsiniz. Buna niyet alıp buraya enerji akıtabilirsiniz. Ne zaman, nasıl, ne şekilde izlediğiniz fark etmez. Bir zamansız açılım bunlar. Kanalımdaki hani %99 video zamansız açılım. Zaten diğer türlü aksi takdirde bir şey varsa bunu mutlaka belirtiyorum. Hadi bakalım gelecek enerjilerimizde neler var? Aa, bu kart az önce açıldı, gördünüz mü? Dikkatli dikkatli ruhlarım fark etmiştir. Hatta sonra böyle bir pişman oldum. Keşke alsaydım dedim. Bir iyileşme kartı aslında güzel bir mesaj veriyor içinde dedim ve geldi. Demek ki o da bize bir mesaj göstermek için iki defa kendini böyle zorlayarak açtı. Bu bir işaret değil de nedir? Hadi bakalım. Burada kendinizi adadığınız bir şeyle alakalı bir döngü kapanışı gözüküyor. Bu döngü kapanışı neden dolayı olacak? Şöyle bir şey farkındalık ay konuşamadım. Şöyle bir farkındalığa ulaşabilirsiniz. Mesela hayatınızda sürekli böyle aynı döngüleri yaşıyorsunuz ve bu döngülerin sebebini bir anda anlayabilirsiniz bu önümüzdeki dönemde ve bu neye işaret ediyor? Aslında bu problemlerinizin üzerine yoğunlaşacağınızı, gerekirse kendinizi bu problemi aşmaya adayacağınızı ama bunun ardından da çok güzel bir şekilde bir iyileşmenin de beraberinde geleceğini görüyoruz. Bu da zaten zaferi gösteren çok güzel bir tarot kartımız da geldi. Buradaki bu döngülerin kapanışı ama kendiliğinden olmayacak. Siz buraya bir ilgi, alaka, enerji akıtacaksınız. Çünkü çözmeniz gereken belli ki bir şeyler var. Ama burada o kendinizi yıprattığınız, üzüldüğünüz, hatta kaybettiğiniz şeyler olabilir. Yani hayatınızdan çıkan insanlar ya da gerçekten belki kaybettiğiniz, sevdiğiniz kişiler varsa bu durumlarla alakalı iyileşmeleriniz gözüküyor. Ama dediğim gibi bunun üzerine gideceksiniz. Nasıl gidebilirsiniz? Belki meditasyon yapmaya başlayacaksınız. Belki kendinize dönüp sessiz sakin kendinizi, ruhunuzu dinlemeye çalışacaksınız. İşte belki bu bir daha kendi kendinize yaptığınız sporlar, işte yürüyüş ya da kafanızı dağıtabileceğiniz durumlar ya da terapi süreci, çevrenizdeki bilge insanlardan rehberlik alma süreci, yani bunların hepsi bir arada da olabilir. Sadece böyle size uyacak bir yolda keşfedebilirsiniz. Bu yollardan biri de şu olabilir aslında. Çok yepyeni bir uğraş edinebilirsiniz. Bu böyle hobi gibi bir şey olabilir. Böyle işte elinizde bir şeyler yapmak, işte ne bileyim aklıma şey geliyor. Takı tasarlamak geliyor, resim yapmak geliyor. Böyle kafanızı dağıtabileceğiniz, bir anlamda da terapik oluyor onlar biliyorsunuz. Hani korona döneminde hepimiz evde defter boyuyorduk, hatırlıyor musunuz? Onun gibi. Ama biraz daha
içinizde bir arzuyla, istekle, tutkuyla yapacağınız bir şeyler olabilir diye düşünüyorum. Direkt böyle sizin önünüze bir alan açılıp, bir fırsat açılıp oradan da iyileşmenizi yakalayabilirsiniz. Şimdi bu iyileşme süreci dediğim gibi kimileriniz için belki böyle kaybolduğunu hissettikten sonra gelen bir süreç olabilir. Kimileriniz için birilerini, bir şeyi kaybettikten sonra gelen bir süreç de olabilir. Burada önemli olan iyileşmenizin sizin içinizden geçen bir süreç olduğunu bilmeniz. Ki zaten bunun ileriye yönelik bir süreç olacağını da gösteriyor burada kartlar. Birazcık kontrolü elinize alacağınızı görüyorum ve büyük hayaller, büyük hedeflerinizle beraber de bu süreci atlatacağınızı gösteriyor kartlar. Ama burada önemli olan ne biliyor musunuz? Bu çok kadersel bir şey. Yani bu döngüden çıkmanız çok sizi de değişiklik yaratacak, hayatınızda değişiklik yaratacak diyebilirim ve zamanlaması çok mükemmel olacak. Yani belki hayatınızdan böyle hiç gitmesini istemediğiniz bir şey gitti ellerinizden. Ama bunun bile olumlu sonuçlarını göreceksiniz. Yani kaybettiğiniz şey bile kazancınız olacak diyebilirim. Bu anlamda birazcık böyle ilahi plana güvenmeniz gerekiyor. Zaten bu akışta olduğunuz sürece, ilahi plana da güvendiğiniz sürece bu süreç, bu iyileşme süreci sizin için de çok daha kolay ilerleyecek bir süreç olacak. Tabii ki farkındalığınızın çok yüksek olacağı bir süreçten geçiyorsunuz. Yani işte yargıladığınız, gözlemlediğiniz, kendinizi de başkalarını da çok gözlemlediğiniz, çok yargıladığınız ve bir şeylerin böyle artık farkına varmaya başladığınız bir süreç diye görüyorum ben. Aynı zamanda daha önce hiç fark etmediğiniz bir şeyleri de fark edebilirsiniz. Çok işaretleri mesela takip etmeye başlayabilirsiniz. Rüya yoluyla mesajlar alabilirsiniz. Eğer rüyalarınızı hatırlamıyorsanız, şöyle yatağınızın başında hemen bir defter kalem bulundurup uyanınca hemen oraya yazabilirsiniz ya da artık günümüzde tabii uyanınca hemen telefona bakıyoruz. Telefonunuzun notlar bölümüne rüyalarınızı not edip tarihleriyle beraber sonrasında kontrol edebilirsiniz. Bunu önerebilirim. Çünkü çok işaretleri takip edeceğiniz, o minicik işaretlerden çok büyük anlamlar çıkartacağınız bir dönem olacak. Sizin için aslında spiritüel bir uyanış gibi bu dönem. Yani çok daha farklı gözle bakmaya başlayacaksınız bir şeylere. O gitmeniz gereken yollar, kararsızlıklarınız, ikilemleriniz, gidiş gelişleriniz, bunlar gitgelleriniz daha doğrusu, bunlar bile size birer ders verecek, bir şeyler öğretecek gibi gözüküyor. Ama bu yeni dönem nasıl biliyor musunuz? Çok yeniden doğuşu simgeleyen bir dönem. Yeniden doğuş, umutlar ve aslında önceden denediğiniz bir şeyleri tekrardan denediğinizde başarı elde edebilirsiniz ya da sıfırdan bir şeylere başladığınızda da çok büyük başarılar elde edebilirsiniz. Yani isteğiniz ne tarafta, ne yönde ise bu ikisi konusunda da destekleneceğiniz bir süreç gibi gözüküyor. Yani kısıtlamak istemiyorum burada. Çok spesifik örnek de vermeyeceğim ama hangi niyetle dinliyorsanız onun üzerine bunu düşünebilirsiniz. Ve sizi burada bakın, hem bolluk bereket içerisinde göstermiş kartlar, her alanda bu bolluk bereketi yakalıyor olabilirsiniz. Maddi anlamda da, duygusal anlamda da, başarı anlamında da. Burada şöyle bir şey var. Ne istediğini bilen ve aslında istediği şeye sahip olacağını zaten bilerek, buna inanarak yola çıkan bir şövalye. Yani öncesinde planını da yapmış, programını da yapmış ve nereye gideceğini de biliyor. Yolda yolunu değiştirmeyecek, yolda giderken sapmayacak bir şövalye. O yüzden sizi bu şekilde gösterdi. Bakın en son kartta. Şu anda kafanız çok karışıksa, ne yöne gideceğinizi bilemiyorsanız, karar almakta zorlanıyorsanız ve aslında hani hayalim ne onu bile şu anda bilmiyorum prenses diyorsanız,
emin olun, birazcık süre verin, ilahi plana birazcık güvenin. Önünüze çok güzel yollar açılacak. Zihniniz berraklaşacak ve netleşecek. Ne istediğinizi de biliyor olacaksınız. Kime ne hissettiğinizi de çok net bir şekilde anlıyor olacaksınız. Etrafınızdaki insanları ve olayları da çok güzel okumaya başlayacaksınız. Yani kendi önünüze yolu kendiniz çizeceksiniz ve sizin istekleriniz doğrultusunda gideceksiniz. Burada ben bir tık da böyle bencil olabileceğinizi düşünüyorum ki bu yapıcı benciliktir, bu iyidir, bu istediğimiz bir şeydir. Yani bir şeyleri başarabilmek için sizin hayatta zaten mutluluğunuzu yakalayabilmeniz için olması gereken bir şeydir. Hep ne diyoruz? İlişkilerde bile bu gerek anne çocuk ilişkisi olsun, gerek İşte patron çalışan ilişkisi olsun, gerekse de sevgili ilişkisi olsun, çok fazla fedakarlık yapmak, çok fazla tek bir tarafın alttan alması, bunlar yanlış, bunlar karma yaratan ve bunlar alma verme dengesini bozan durumlar. O yüzden burada bunların farkında olacağınızı söyleyebilirim. Dediğim gibi biraz da böyle spiritüel bir uyanış sizin için aslında. Bugün olumlama cümlesi, geleceğimin büyük hayallerimi taşıdığını biliyorum diyelim mi? Geleceğimin büyük hayallerimi taşıdığını biliyorum. Çünkü bakın burada bir büyük hayaller kartı çıktı ve beni etkiledi bu. Çok böyle umut vadeden ve güzel bir mesaj diye düşünüyorum. Dediğim gibi belki bazılarınız şu anda geleceğe dair hayalin ne olduğunu bile bilmiyor olabilir. O kadar böyle karanlık bir dönemden geçiyor olabilir. Ama emin olun ki herkes böyle dönemlerden zaman zaman geçiyor. Önemli olan bu dönemi nasıl atlattınız, nasıl çıktığınız ve o dönemden kendinize nasıl dersler çıkarttığınız. O yüzden bu cümleyi olumlama cümlesi olarak yorumlara bırakırsanız, hatta böyle birazcık hissetmeye çalışın o cümleyi yazarken, emin olun geri dönüşünü alacaksınız evrenden. Enerji olarak o size geri dönecek. Önünüze belki fırsatlar açılacak. O büyük hayallerinizi gerçekleştirmek için ya da o büyük hayalinizin ne olduğunu bulmak için. Sizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Beğendiyseniz beğeni butonuna basabilirsiniz. Abone olabilirsiniz. Kanal bildirimlerini açabilirsiniz. Ya da ben kendime özel danışmanlık almak istiyorum diyorsanız Instagram üzerinden bana ulaşıp bilgi ve randevu alabilirsiniz. Görüşmek üzere. Çok sevgiler.